Saat kaç oldu? Hadi. Az mı gördüm ben sizi böyle don gömlek? Niye utanıyorsun? Patron içem olay nedir? İstikamet kahvaltı. Hadi hadi. Daha erken Ramiz abla. Kasabanın kurtuluş günü falan mı yoksa? Sen şu şamatayı bir kes. Topu dikmişiz zaten. Hadi işler bizi mi bekleyecek? Hadi hadi hadi. Atacağım seni bu karavandan Joker. Yine yedin beynim Allahsız. Gülüm. İnci gülüm. Ne? İnce Mehmet'im. Hadi kalk akıllı oğlum benim. Kalk. Ya gene mi burada uyudun sen? Mehmet! Ramize abla sen. Hadi hadi hadi. Doğru saat 7. Baba kalk çabuk kalk. Ramize alarmı. Baba çabuk kalk. Kalkmayacağım kalkmayacağım. Baba kalkmazsan Ramize çok kızar sonra. Çabuk çabuk. Çok korktum çok. Hadi. Oo, Ramize tencere tava girişmiş evlat. Durun bayım ne yapacağız? Baba hadi baba acele et acele etmelisin. Hiç utanmaları yok. Biri de erken kalkıp şu çayı bir demlesin. Günaydın. Hay Allah'ım. Allah'ım başka bir şey istesem onu da yapar mısın ya Rabbim? Ha? Şansını fazla zorlama Ramize Hanım. Dileklerinde böyle ufak tefek şeyler için alca mı? Ellerine sağlık. Sen sabah faslına da başlamışsın. Ramize Hanım, bugün mü patlatacaksın bombayı? Yolun sonuna geldik. Başka çare yok ki. Birazdan herkes bir aradayken söylerim kurtulurum. Seneye bu zaman okul başlayınca... Erken kalkılacak. Sonra? Çanta hazırlanacak, önlük giyilecek. En güzel okul nerede? Burada kalıyoruz ya zaten. Kararımız kesin mi? Kesin. Erkek adam sözünden döner mi? Dönmez. Ama yine panayırca kalacağız değil mi? Tabii ki. Söz mü? Söz. Panayırı bırakmak yok. Hadi bakalım. Önce giyin sonra doğru bakkala. Koş koş. Koş koş koş. Türkiye Motocross yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Yetiş Boncuk yetiş. Burak Şenol az farklı. Şanslısın. Geçen günkü yarış tekrar başlıyor. Timuçin Ali Odun rakiplerini geride bıraktı. Burak Şenol hız kesti. Burak Şenol hız kesti. Burak abi olur mu ya? O işte babamın arkadaşı. Burak Şenol'la Timuçin Ali Odun arasındaki çekişme devam ediyor. Yapma Burak abi. O viraj öyle mi girilir? Gazdan ayağını al. Burak Şenol virajı alamadı ve işte finish çizgisinde Timuçin Ali Odun. Timuçin şampiyon. Timuçin şampiyon. Bir sonraki yarışta... Orada mı olacaktı ki? Tuzuna bile yetişemeyecekler. Yok ya. Ne sandın? Babam hepsini geçer. O bir şampiyon. Hadi oradan. Amma da attın. Baban çarpışan arabacı diye. Ne çok ekmek almışsın. Geç kaldım. Anne söyle artık hadi ya. Tamam söyleyeceğim sonra. Ramiz enletmesene artık bizi. Nedir mesele? Oo! Harun baba ne demek? Hayatta her zaman dengeler bozulabilir. Ne diyorsun sen? Peynir tabağı geldi. Herkes bir dilim yiyecek ona göre. Herkes. Aa! Yine boncuğun hakkını yiyorsun. Yemeyecek biliyoruz herhalde. Yemeyeceğim ama daha güzelsin diye babama vereceğim. Baban yesin seni oğlum. İyice keyfini çıkartın kahvaltının. Burada son kahvaltılar nasıl olsa. Ne? Gidiyoruz buradan. Ne?
Kazandığımızı Dursun dedenin avcuna saymaktan iflahımız kesildi. Burada 3 kuruşa talim etmekten bıktık usandık. Boğulacaksak büyük denizde boğulacağız. İstanbul'a gidiyoruz. Yaşasın! Yaşasın! Elimiz açıldı artık. İşte beklediğim İstanbul. Düşünsene ne çok seyirci olacak. Coşarız be, coşarız. Oğlum kızlara bak, kızlar. İstanbul'a gidiyoruz. Güzel dronlarım be. Aslan patron. Vay be İstanbul ha. Kararım kesin. Müthişsin patronucam. Sevinmedin mi şampiyon? Gene yarışlara katılabilirsin. Ya biz burayı seviyoruz. Nereden çıktı şimdi İstanbul? Değil mi Nalan abla? Geçim neredeyse ben oraya. Ben nereye sen oraya. İtiraz istemiyorum İncigül. Yok bir şey çocuğum. Hadi karnını doyur sen. Nalan yedir şunu. Değil bunlar da değil. Bunların hiçbiri değil. Ama saman yığınında iğne arıyoruz. Bana akıl öğretmeyin. Sizden istenileni yapın. Olabilecek her yere baktık Zeynep Hanım. Olmayacak yerlere de bakın o zaman. Onun nerede olacağını, ne yapacağını kimse tahmin edemez. Zeynep, özel uçak ayarladım. Nereye gidiyoruz bil bakalım. Yarın Safranbolu'ya gidiyoruz. Restore edeceğin konağı göreceğiz. Zeynep iyi misin sen? Zeynep Hanım'ın sabrı kalmadı artık. İyi de ben dedektifim. Medyum değil. Bu iş sandığımdan çok daha zormuş Gökhan Bey. Ne olursa olsun o serseriyi bulmalıyız. Büyük ihtimalle yurt dışındalar. Yoksa mutlaka izlerini bulurdum. Murat'a ne oldu böyle? Ne olacak? Yine tuttu mu burnu yere düşse almaz. İstanbul deyince tepesini atacağını biliyordum. Gitmek istemiyor işte. Olur mu canım öyle şey? Anca beraber kanca beraber abla. Tabii. Onlar bizimle gelmeyecek mi yani? Ya bırak Allah aşkına. Biz kandırırız Murat abiyi. Murat abisiz olur mu ya? Murat'ın İstanbul'la derdi ne? Bir adam yerinden yurdundan kendini sürgün ettiyse mutlaka karanlık bir şey vardır altında. Belki de onurunu yaralayan, içini kanatan bir şey. Kim bilir? Belki de hasretin alfabesi İstanbul'dur. Ondandır. Dur Ramize. Kendi haline bak. Ben onu kendine getirmesini bilirim. Murat abi siz orada ne yapardınız? Tabii ya. İstanbul'a gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz?
Gideceğiz. Gitmeyeceğiz. Gideceğiz. Gitmeyeceğiz. Gerekirse biz ikna ederiz. Gideceğiz. Gitmeyeceğiz. Gideceğiz. Gitmeyeceğiz. Gideceğiz. Gideceğiz. Hey! Çak 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 çak. Yaşasın. Niçin baktın bana? Yakışmıyor sana Ramiz'e, zorlama kendini. Sen de bizimle geliyorsun. Boncuk da geliyor. İstanbul'a hep beraber gideceğiz. Yavrucuğum, durumumuz ortada. Baksana şu makinelerin hiçbiri bizim değil. Bütün kazandığımızı Dursun dedeye vermiyor muyuz? Yakalandı, elektrik su. Bıktım artık. Ya karın tokluğuna çalışmaktan bıktım. Ya ne yapayım? Senin gururun, inadın yüzünden aç mı kalalım hepimiz burada? Ben baştan beri istedim. Sana kıyamadığımdan ses etmedim. Boncuk azıcık büyüsün dedim, bekledim. Murat'ın yüzü gülsün dedim, bekledim. Ama yok. Artık bardak doldu, taştı. Gideceğiz Murat. Bize ancak İstanbul paklı. Yok Ramizer, yok! Benim için İstanbul yok. Ben burada herkesten, her şeyden uzak bir kader çizdim kendime. Böyle de devam edecek. Kimse geçmişinden kaçamaz Murat. Kaçsan da nihayetinde o gelir bulur seni. Ya nereye kadar kaçacaksın? Hayatımın sonuna kadar. Oğlum büyüdü. Soracak sana. Ne anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın ona? Peki biz? Bana bak. Bu kadar insanın geleceği ekmek parası ne olacak? Yeri ayarlamışım. Kirası iyi. Ya her şey tamam. Ramize. Biz oğlumla buradan hiçbir yere kıpırdamıyoruz. Ya ben de herkes gibi düzenli bir hayat istiyorsam suç mu? Senin de evladın var. Anlasana beni. İncigül için ödüm kopuyor. Kızım burada olmadık birine tutulur diye ödüm kopuyor. Sen bir düşün. Kararını bildirirsin. Yap bir tane. Bakım. Bakım. Canım. Canım. Bakım. Kire torbasını benden çok mu seviyorsun bakayım sen? Hayır. Aslan oğlum benim. Dur, hazır mısın koçum? Ha? Hazırım. Bas bakayım ayağını. Hadi. Gel gel gel. Hadi hadi hadi. Tutmasana. Güreşe var mısın sen? Varım. Kim kazanır? Kim kazanır? Güçlü olan. Hadi bakalım. Gel. Ama işimiz var şampiyon. Önce oyun, sonra iş. Yendim. En büyük boncuk, en güçlü boncuk. Şampiyon boncuk. En büyük boncuk. Düşünmeme gerek yok Ramize. Kararım kesin. Üşüdüm üstümü örtsene anne.
Anne, anne, anneciğim. Haydar Bey. Anne, anne. Haydar Bey. Ne oluyor ba? Türkünüzü herkesin dinlemesi şart mı? Sizden izin mi alacağım? İnsan hakları evrensel beyannamesine göre isteyen herkes istediği yerde türkü çığırır. Ona türkü çığırmak denmez. Türkü söylemek denir. Üşüdüm üstümü örtsene of. Anne, anne. Bu mutfağı böyle dağıtmayı nasıl başarıyorsunuz? Ben ne dağıtacağım? Gece inler cinler dağıtmıştır. Hem dur bakalım. Ev sizinse mutfakta benim. Herkes yerini bilsin lütfen. Çocuğun odasına gidiyor galiba. Morali fena bozuk demek ki. Zeynep Hanım'ın yeşil çayı hazır mı? Anımımın yeşil çayı şahsen bizzat kendimi ilgilendirir Ayhan Hanım. Zeynep Hanım olmasa çekilecek karın ağrısı değilsin ya. Ya çocuklar nereden çıktı şimdi İstanbul İstanbul? Böyle iyiydik. Vallahi sen iyisin de biz geçinemiyoruz Dursun dede. Hani aylık kirayı biraz azaltsan mesela. Hani cebimiz para görürdü kalalım derdik. Ticaret bu Ramize kızım. Her şey kısmet. Bugün olmaz yarın olur. 2 yıldır buradayız tık yok. Yarını mı kaldı bunun? Allah bereket versin. Ne diyelim hayırlısı olsun. Zaten bizim Rasım Efendi Talip Dülüne Park'a. Ona veririm işletmeyi. Gönül koymayın ha. Dostluk başka, alışveriş başka. Senelerdir taşrada hışırımız çıktı. Hem İstanbul'da yerimiz de hazır. Sağ olsun kocamın bir arkadaşı bize yer açacak yanında. Selametle dursun dedi. Gideceğiniz kesin madem. Bir zaman verin de Rasım Efendi ile el sıkışalım. İki bilemedin 3 hafta içinde gideriz. Çekti gitti huyu batsın. Murat mert adam. Ahlaklı dürüst adam. Esaslı adam be Arif Bey. Vallahi onun gibisini bulmak çok zor. Benim en sevdiğim huyu da güçsüzden yanadır ya kavgada. Ramize! Ramize! Hı. Arif amca şampiyonu gördünüz mü? Tepesi attı gitti zenni inatçı baban. Bir şey soracaktım da. Git sor bana ne? Ha bulabilirsen tabii. Kırdım Murat'ı. Gücendi bana. Haklı da. Bazen birilerini kırmadan bir şey anlatmanın yolu yoktur. Önce her yönden düşünmek lazım. İstanbul bizi yer bitirirse. Ya batarya çıkarız Arif Bey. Denemek zorundayız. Murat'ı nasıl ikna edeceğiz? Sen ondan haber ver. Kulesi'ne de gideriz, motor yarışlarına da gideriz değil mi baba?
Gel biraz yürüyelim oğlum. Geldiğinden beri tek kelime etmedi. Onu alıp götürüyorum yarın. Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Hı hı. Ah Gökhan Bey, nihayet. Yüzük konusunu açmayalım. Daha sırası gelmedi. Tamam. Zeynep. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Sen hala oturuyor musun? Seyahat için çanta hazırlaman gerekiyordu. Ne seyahati? Yarın Safranbolu'ya gidiyoruz demiştim. Şimdi işe güce dalarlar. Yemeğe de kalır bu. Kalacak tabii. Hem ortağı hem de müstakbel. Hayır efendim. Na şuraya yazıyorum. Benim bildiğim Zeynep Hanım evlenmez bu mıymıntıyla. Şu konuşma tarzınızı bir türlü düzeltemediniz. Bu herif Zeynep Hanım'ı ancak rüyasında görür be. Fikrinizi sorarlarsa söylersiniz Haydar Bey. Bu iş kesinlikle olmaz. Onunla evlenecek. Var mısın iddiaya? İddia mı? Ne? Zeynep Hanım teklifi kabul ederse... Hı. ...ne isterseniz yapacağım. Ama kabul etmezse... Nesini isterseniz varım. Ne? Joker abim, İncugül ablam, Nalan ablam hepimiz gideceğiz değil mi? Motor yaşlarını onları da götürelim mi? Seninle ne konuşmuştuk evlat? Ne konuşmuştuk? Okula burada başlamana karar vermedik mi? Yani biz İstanbul'a gitmeyecek miyiz? Gitmezsek çok mu üzülürsün? Ben üzülmem de. Ya o zaman? Sen olmayınca herkes ne yapacak şampiyon? Hem bize bir başına mı kalsın? Sen olmazsan onları kim koruyacak? Boncuğumun çamaşırlarını bir daha yıkamayacak mıyız artık? Boncuksuz olmaz ki. Gideceğiz ama Murat'ın inadı yüzünden bir yanımız hep eksik kalacak. Bir çaresi yok mu bunun Ramize? Tamam tamam. Tamam. Sen cesursun, korkusuzsun, şampiyonsun. Ben hiçbir şey değilim. Öyle deme şampiyon. Hiçbir işe yaramıyorum. Onlara yük oluyorum sadece. Olur mu şampiyon? Bütün makineleri sen tamir ediyorsun. Bütün boyaları sen yapıyorsun. Pazara bile sen gidiyorsun. Sen olmasan bunları kim yapacak? Başka birini bulurlar. İdare ederler, ne bileyim. Bak. Her şey zamanı geldiğinde biter oğlum. Güçlü olmak için hiçbir yere bağlanmamak lazım. Bağlanırsan kopacak diye korkarsın. Ama onları sevmiyor muyuz? Seviyoruz. Her zaman da seveceğiz. İnsan bir kez sevdi mi o sevgi hep kalbinde kalır. Sen merak etme. Birlikte olmasak da bizim sevgimiz onların üzerinde olacak. Annemin sevgisinin üzerimizde olduğu gibi mi? Koskoca üstü bir kulesisine kalıyor valla. Murat abi olacak ki. Değil mi lan? Yer gök inlerdi valla. Ya ne yapsak da eklensek? Mehmet her gece altına işiyor korkudan. Boşu boşuna uğraşmayın. Murat'ı motora bindiremezsiniz. Duyar müşteriyi be abla.
ne olacak? Hadi diyelim ki ikna oldu. Kurtarır mı günü? Kurtarır, evet. Boncuk. Aslanım. Olmaz. Unut, tamam mı? Mehmet abi korkuyor da. Sen olsan da... Kaç defa dedim sana? Unut. Ben şampiyon falan değilim. Motoru unut. Neden ama? Bak evlat. Geçmişte yaşananlar geçmişte kalır. Anladın mı? Her şey gibi. Bilmeyecek misin motoru? Peki o zaman sen istemiyorsan olmaz şampiyon. Kaç tane abi? Ver 3 tane. Ne zaman başlayacak? Müşteri toplanınca başlar abi. Tamam, al bakalım. Başlıyor. Motor gösterisi burada. Türkiye'nin en tehlikeli motor gösterisi başlıyor. Motor gösterisi. Canlarından vazgeçen akrobatlar motor gösterisi yapıyor. Motor gösterisi Safranbolu'da. Dua et ufaklık. Dua et de bu geceyi de atlatalım. Motor gösterisi başlıyor. Ölüm akrobatları burada. Abicim, 2 bahar da müşteri toplarsın. Hadi aslanım. Boncuk. Boncuk. Gelmişsin. Boncuk. Bubu çağırıyor. Duymadın mı koç? Gel bak, bir şey diyeceğim sana. Hadi bakalım. Motor gösterisi başlıyor. Buyurun abicim. Bak, inadını kıramadık Murat'ın. Ya motora binmesin tamam da İstanbul işine de taş koymasın bari. Vallahi ayak basar basmaz taşını toprağına öpeceğim. İlk işin gönlüne göre birini bulmak olsun. Ne taşı toprağı? Nilgüncüm, Karaköy'e gidip balık ekmek yesem yeter bana. Şunun hayaline bak. Nala. Oradaki sosyete var ya, falı pek meraklıymış. Oo, gelsin paracıklar. Vallahi sabahtan beri içim kıpır kıpır ediyor. İlahi Ramiz abla, sen dur dur dur, turnayı gözünden vur. Ne falı bakıyorsunuz? Sen ne istiyorsun? Gel canım, gel. Hadi. Neredesin sen ya? Oo. Vay canına. Öyle bir bakıyorsun ki. Taşın mısın sen? Evet. Öyleyse söyle bakalım. Kimmişsin kız lan? Hadi söyle. Bubu. Şampiyon motora binse. Çok paramız olsa. Herkes burada kalırdı. Başka? Bubu. Efendim. Sen de mi gideceksin yoksa? Ne? Ben mi? Neymiş? Tepimi atmayayım burada. Şavşak kalle şarkı söyleyelim mi? Şavşak kalle şavşak kalle. Herkesten ayrılacağız Bubu. Ben varım. Şampiyon var. Biz ne güne duruyoruz? Ağlıyor musun yoksa sen? Hı? Ağlamam ben. Erkekler ağlamaz. Kimse buradan gitmeyecek. Kimse ayrılmayacak. İlker benim giyeyim ben. Sahi mi bu bu? Sahi tabii. Giyer misin de? Erkekten giy bakalım. Girelim ama sen kazan, tamam mı? 1, 2, 3. Yemek hazır mı Haydar Usta? Olmaz mı? En vejeteryanından zeytinyağlı bir barbunya. Bu da yine... Vejeteryan gillerden fırında patlıcanlı patates. Şöyle bir gülüver be hanımım. Tamam. Servise başlayalım mı? Misafirimiz acıkmıştır. Gerçi misafir. Umduğunu değil. Bulduğunu yer ama size şükretsin.
şimdik. Afiyetle yiyiver bakayım da görelim mıymımda hazretleri. Ay Allah aşkına o adamdan bahsetme bana Gökhan. Beceriksizin teki o. Dedektif yurt dışına gittiklerini düşünüyor. İmkansız bu. İmkansız mı? İmkansız. Eğer biraz tanıyorsan Murat'ı, imkansız. Ya hissediyorum ben. Onlar bu şehirde. Hatta çok yakınımda bir yerdeler. Bulacağım Murat'ı. Oğlumu ondan alacağım ve bana yaşattığı acının aynısını ona yaşatacağım. Son iki bilet! Motor gösterisi için son iki bilet! Boncuk, sen sat şunları. Ben şimdi geliyorum. Hadi gidelim. Başlıyor. Ne istiyorsun lan sen? Sana ne be? Ulan rahat bırak kızı. Ne var burada? Lan sen kim oluyorsun lan? Seni var. Kürşat. Mehmet yapmayın. Yan olun durun ya. Dur lan. Mehmet neler oldu? Aslında ben kalksam iyi olacak. Sabah çok erken yola çıkacağız malum. Gökhan ben yalnız gitmek istiyorum Safranbolu'ya. Buna ihtiyacım var. Peki Zeynep, nasıl istersen. Arabayla çıkacağım, hem bana iyi geliyor. Israr etsem de değişmeyecek değil mi? Peki tamam. Ama sürat yapmayacağına söz ver. Tutamayacağım sözler vermesem. Oh. Acıyor mu? Vurdum herhalde. Nasıl düştün böyle evladım? Allah Allah. Motorun müşterisi bekliyor bize. Bu halde motor olur mu canım? Bütün biletler bitti. Mehmet abi? Ya Mehmet abi kaput. He? Patates patates. He. Hmm. Düştün mü? Acıyor mu? Ha. Müşteriye ne diyeceğiz onu söyleyeyim. Mehmet herkes yerine aldı. Neredesin sen? Yaparsın şampiyon. Yapar mısın lan? Yapma. Yapamam. Arif Bey ne yapacağız? Gösteri olmayacak. Paralarını iade edeceğiz. Müşteri veli nimet. Bu gösteri olacak. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Dur bakalım. Senin canın hepsinden daha değerli. Olur mu öyle şey? Bırak beni Ramiz abla. Ya Mehmet. Mehmet ya. Olmaz Mehmet. Yapacağım. Mehmet. Thank you.
Git hadi. Beni ararlar şimdi. Kimdi o maymun? Sende gözün mü var yoksa? Ne alakası var ya? İspat et öyleyse. Nasıl yani? Bir tanecik öpücük ver. İstanbul'a gidiyoruz diyorum. Sen ne diyorsun Kürşat ya? Ne yapacağız? Gönderir miyim seni? Göndermezsin değil mi? Öpücüğü verecek misin? İlla ki mi? İntigül! Anne! Sen ne yapıyorsun? Anne! Anne! Sen ne yapıyorsun? Anne! 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 Kim anne? Kim anne? Abi! Hamize! 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 Tamam! Hamize bırak! Hamize! Tamam sakin ol! Sakin ol! Sen iyi misin? İyi! İyi! Bırak! Hamize! Bırak! Hamize tamam! Tamam! Dur! Tamam! 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 Yarısı kadar filan. Ama sen kartalsın. En kocamansın. En hızlı olansın. Annem yıldızların üzerine oturmuş bizi izliyor. Senin motora bindiğini gördüyse çok sevinmiştir. Uyudu mu? Hı. Murat. Muncuk'la sen olmadan tadımız tuzumuz kalmaz. Gördün durumu. Yine de etmedi çekip gidelim buradan. Anla beni Murat'cığım. Sen beni ne zaman anlayacaksın Ramize? İstanbul'a dönersem... Belki çocuğumdan olacağım. Bilmiyor musun? Bunu mu istiyorsun benden? Ne yaptı o kadın sana Murat? Ha? Sen çocuğa göz kulak ol. Bir saniye geliyorum. Ne içersin abi? Tekila versin. Yakışıklı mı? Yoktun epeydir. Buyur abi. Genel anlamda yokum evet. Yoksun tamam da nasıl var olacaksın? Gel kaçalım buralardan. Buralardan gidelim. Murat o pespayı hayatı bırak. Gel kaçırayım seni nereye olursa. Kaçmak. Ben odasını çoktan kapadım. Merak etme oğluna da annelik yaparım. Onun annesi öldü. Yok onun annesi yok öldü. Onun anası da babası da benim. Herkes bunu kafasına soksun. Çocukcağız çok üzüldü. Sana çok değer veriyor. Biliyorum. Ne oldu sana Zeynepciğim? İyi değilim ben Ayhan abla. Gel. Gel bakalım buraya. Küçük prensesim ben. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Güçlü ol. Her zamanki gibi. Of. Sız dinmeyecek mi artık? Canı çok yanıyor. Şimdi ne yapıyordur acaba? O da aynı yıldıza bakıyordur senin gibi. Hissetmiştir onu özlediğini. Bekledim diye kızacak biliyorsun.
şampiyondan gözünü ayırma, tamam mı? Sular gibi geliverasın da. Sular gibi geliverasın inşallah. Sağ ol. Çok sağ ol Haydar Usta. Çok düşüncelisin. Çok teşekkür ederim. Dikkatli gidin Zeynep Hanım. Dikkatli gidin. Hız yapmayın ne olur. Allah korusun. Murat Bey gibi kaza yapıverasınız sonra. Hadi. Hader Bey olacak şey miydi bu? Gel gel gel. Hadi. Hadi. Hadi bismillah. Hadi elden ele. Elden ele. Denize al. Gider miyiz? Al bakayım. Ay gitmez miyiz? En güzel filmler gelmiş. Gazetede gördüm vallahi. Arkadaşlar. Biz İstanbul'a gelmiyoruz. Ha? Ne? Yani yollarımız burada ayrılıyor. Murat. Yapma be Murat abi. Gerçekten mi? Neden ama? Mutluyuz biz burada. Değil mi evlat? Hı hı. Olmaz. Murat'la boncuk olmadan olmaz. Hele boncuksuz hiç olmaz. Ben kabul etmiyorum vallahi. Ya içim bir tuhaf oldu be. Murat abi yapma. Eğer Murat abi gitmiyorsa ben de gitmiyorum. İncigül gitmiyorsa ben de gitmiyorum. Öyleyse ben de gitmem. Arkadaşlar. Siz gitmezseniz ben de gitmem. Ben de. Anne ya ayağının altını öpeyim bir daha düşün ne olur. Vazgeç demek kolay. Kimse geçim derdini düşünmüyor mu burada benden başka? Parayla saadet olmaz Ramize. Bunun yaşlılığı da var Nalan Hanım. Sürünelim mi? Burada kalalım öyle mi? Nasıl olacak peki? Üç kuruşla geçinebilecek miyiz? Kışı nasıl geçireceğiz? Ha? Buyur. Buyur cevap ver Murat. Ha, bütün mesele para yani. Öyle diyelim. Bir fikrim var diyelim öyleyse. Ha? Ha? Hasılatı ikiye katlayacak bir fikir. Var mısınız? Ha? Of.
işte. Burası benim evim. Mehmet tut. İşte bizim silahımız bunlar. Müşteriyi bunlarla çekeceğiz. Aman bu muydu? Muratcığım tarih oldu bunlar. Yapma, inancını yitirme ya. Bana güvenin. İğne atsak burada yere düşmeyecek, yere. Artık müşteri bunları istemiyor ki abi yani. Örümcek adam Batman olsa neyse. Tahta bacak kimin ilgisini çeker ki? Sen şimdi ateş üfleyen adam da olsun istersin. Pardon ama abi ölme şeyim ölme. Hayal bunlar çocuğum. Rüya, rüya. Rüyaysa rüya, umutsa umut. Ha? Ne oldu? Korkuyor musunuz? Abi eski panayır ortamını bilenleri evlerinden çıkaracağız. Onlar çocuklarını, çocukları torunlarını getirecek. Bütün ahaliyi buraya toplayacağız. Onlar gelmiyorsa biz onları getireceğiz. Ha? Peki nasıl getireceğiz? Nasıl yapacağız? Ya gümür gümür bir tanıtım yaparız. Ha? Köy köy dolaşırız. Hı hı. Yeter ki bizi hissetsinler. Bizi, bizi. Makineleri değil. Ramize onlar tahta bacağı, deniz kızını, tel cambazını geri istiyorlar. Hatıralarını geri istiyorlar. Biz de onlara hatıralarını geri vereceğiz. Ha? Hadi bakalım. Yap da görelim. Ben şimdi göreceğim burada. Al bakalım. Bunlar çok kirli Murat abi ya. Ya yıkarsın ne var? Ha? Benimki de sökülmüş. Dikeriz bir şey olmaz. Al bakalım. Sen bu da kırık. Mı? Tamir ederiz hiçbir şey olmaz. Ya bırakın bunları var mısınız yok musunuz? Ha? Tamam varız varız. Ya kamyonun tepesine çıkacağız. Hep beraber köylere gideceğiz tamam mı? Gül biraz ya, gül. Görüyorum. Evet tak bakın şu kafana. Anne bak burada nereye oğlum gitti bakın şunu. Aslanım benim. Hep beraber kalmayacaksın. Düşün. Ha? Ya gül bir an be kadın. Gül var. Gül bir an. Bu sene yıkanır mı bu çamaşır alan hanımefendiler? Ay çok iyi. Hadi suyu getir hadi. Ya suyu israf etmeyin. Nasıl ödeniyor bu para? Çekil. Tamam. Vereceğim diyorum vermiyorsun. İki lafta ben edeyim bırak. Çocuk musunuz siz? Bırak şu telefonu. Alo hanımım. Ne diyorsun? Nasıl gidiyor yolculuk? Demin aynısını sordum ya ben. Ben de soru verdim. Ne olacakmış? He. Ya merak edilecek bir şey yok. Varınca ben sizi ararım tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz sonra. Görüşürüz. Af. Af. Ne yapıyorsun sen? Bu da yani. Nasıl açacağım ben bunu? Harika. Olmadı işte olmadı. Kilo almışım. İnceciktim. Dal gibiydim o zamanlar. Upuzundu saçlarım. Sırma gibiydi. Yüzüm ay gibi parlaktı. Bir de makyaj yapınca... Çadırın önünde insanlar böyle upuzun kuyruk olurdu. Gerçekten. Şey, bak. İstersen yanlardan yama yaparız ha? Ayca sen çok güzelsin. Mam. Zekai ne oldu bacaklar? İşte bacaklarım. Ver bakayım. Neydin Zekai? İşini sağlam aldın mı Zekai? Ayıp ettin abi. Emin misin? Çık bakayım şuna.
Aferin Zekai. İş var sende. Değil mi? Bas. Dur. Zekai! 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 Ya. Hayır ya, hayır ya. İyi misin? Kalk hadi kalk. Of ya. Davran Zekai. Ya abi ya. Hadi hadi. Bu bacaklar çok yakışacak sana. Tamam tamam. Bari kamyoneti alsaydık. Zekai uzatma, iki adımlık yol. Boşuna kürek sallıyor. İnatçı keçi işte. Hayalci adam. Laf anlatamıyorsun ki. Ne kaybedersin Ramize? Kaybeden kendisi. Karısını niye kaybetti? Hayalciliğinden. Boncuklu onu ilk gördüğüm gün, dün gibi aklımda biliyor musun? Ya nasıl da kucaklamıştı oğlunu. Ya cayır cayır yanıyordu yavrucak. Baba desen perişan. İki ıslak fare gibi. Oh canım, nasıl sığınmışlardı birbirlerine. Neyse, nasıl birleşti kaderlerimiz değil mi? Gün oldu kuru ekmeğe talim ettik. Gün oldu soğuktan kıkırdadık. Gık demedi Murat. El kadar çocuğu yetiştireceğim diye. Her şeye eyvallah dedi. Ama İstanbul deyince yarası deşiliyor. Ya kızdığı Murat değil aslında. Hayat be Arif. Boncuğun anası hallaç pamuğu gibi attırmış oğlanı. Bir oraya, bir oraya. Anladım Bilal Bey. Bence önce ben konağa gideyim. Daha sonra otele geçerim. Peki. Aman abi dikkat. Ya yürü. Abi. Yuh be. Acelesine tövbe tövbe. Buna hız tutkusu diyoruz biz. Ecel tutkusu yani. E boş ver, kimse bir şey olmadı. Buyurun. Metinizi çok duyduk Zeynep Hanım. Kime mimar sorsak sizin isminizi aldık. Restorasyon işinde tevazu gösteremeyeceğim. Evet, konağımız bu. Yeri çok güzel olduğu için otel yapmaya karar verdik. Vallahi müthiş bir yer burası. Ben şimdiden heyecanlandım. Buyurun içeri girelim. Biz resepsiyonu girişe düşündük. Belki bahçeye de küçük bir havuz. Şimdi Bilal Bey, benim sizden bir ricam olacak. Tabii efendim, ne demek? Maalesef ben sizin düşündüğünüz gibi çalışmıyorum. Şöyle anlatayım. Ben yapıyı birilerinin tercihlerine göre düzenlemem. Her zaman yapı için en doğrusunu bulmaya çalışırım. Ve genelde doğru olan mal sahibinin isteğiyle pek örtüşmez. Yani benimle çalışmak istiyorsanız tarzım budur. Aksi koşulda sizin için çalışamam. Peki, madem öyle istiyorsunuz. Güveniniz için teşekkür ederim. İşleriniz varsa ben tutmayayım sizi. Ben hemen çalışmaya başlamak istiyorum çünkü. Yani yalnız başıma. Kolay gelsin. Eline evet, sağlık Temmuz. Görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Bak şimdi ne yapacağım. Evet. Boncuk. Boncuk. Gel hele gel. Bak seninki orada. Git biraz kızdır da azıcık tamam. Gülelim. sen oğlum. Benim amca. Nemo yer misin? Ulan. Nemo. Bak yeter artık, yeter. Şimdi gösteririm ben sana. Salatayı limon sıkmaya unutma. Gel limon, limon. Gel buraya. Alacağım, gel buraya. Thank you.
giderim. Berber amca peşimde. Berber amca mı? Neden peşinde? Limon demiştim. Limon mu? Aa, ne güzelmiş bunlar. Nereden satın aldın? Biz kendimiz yapıyoruz bunları. Ben satıyorum. O zaman bir tanesini alabilir miyim? Bunu çok beğendim. Ama bende buzluk yok ki. Olsun. Üstünü vermesen de olur. Al. Olmaz, kabul edemem. O zaman sonra verirsin. Sonra nasıl olacak? Birkaç gün daha buradayım ben. Al hadi. Ulan Boncuk, burada mısın lan sen? Yaktım seni. Yakalayayım, bir güzel sopa çekersem sana. Geldim. Gel buraya. Kaçma lan. Durmuyor. Dur. Nasıl gidiyor? O ne Murat? Kamyonet için. Her şey pırıl pırıl olmalı. Acayip reklamını yapacağım abi senin. İnşallah emeklerimize değer Murat. Vay. Şampiyon. Babasının oğluna bak be. Yetiştin işe. Gel bakalım. Bak bakalım şunun ucundan. Niye koşturdun sen? Berber yüzünden. Bak. Ama çok komik oluyor. Ondan sonra bir turistle çarpıştık. Kolye aldı ama çok büyük para verdi. He. Çok mu büyük? Göstereceğim. 50 lira. Vay be. Üstünü vereceğim. Tabii. Ne oldu? Ama yok. Düşürmüşüm. Nasıl vereceğim şimdi paranın üzerine? Vermezsem ayıp olur. Of. Of. Abi giderken yerlerde para gördünüz mü? Yok abicim, ben görmedim. Tabii canım. Paramı gördünüz mü? Hayır görmedim. Hayır canım. Biraz daha atıyorum. Sonra kalkıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evlat ne oldu? Bulamadın mı parayı? Şşt, ne haber? Şşt, Joker. Hayırdır abi? Aa, para. Şşt, alma onu. Parayı bulmuş gibi yap. Sonra da boncuğa versene. Niye ama? Ya sen dediğimi yap. Hadi çaktırma. Tamam. Vay be! Ne şanslıyım be! Para buldum, para! Ne para mı? Vallahi billahi tam tabanı 50 TL. Benim paramı düşünmüştüm. Nereden bileyim? İstersen sor şampiyona. Tamam ufaklık, sen öyle dediyse al. Yaşasın! Joker abi teşekkür ederim. Paramı buldum şampiyon, buldum. Buldum. He, aferin oğluma. Şanslı oğlum benim. Akıllı oğlum. Güzel oğlum. Hey hey.
Ya bu açılmıyor. Gelsin. Hey mi? Hoş geldin. Hoş nasıl? Bulduk. Ya tamam boş ver tamam. Ya şu oğlanı yarın bana bir göndersin. Tamam saklandı şimdi. Tamam. Ne o? Berberden mi kaçıyorsun yoksa? Berber mi? Yo. Ne bileyim saklandın gibi geldin. Biletimi düşürdü. Ha, anladım. Her zamanki gibi formumdayım. Oldu mu be Zekai? Yine çok yakışıklı olmuşsun abi. Tamam tamam kızma hemen. Çok yakışmış valla. Hadi çıkalım abi. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Beş on dakika. Şöyle duracaksın. Açıyorum bak. Bekle bekle. Ay tamam hadi aç. Allah'ım sen yardım et. Ladies and gentlemen and children. Bayanlar baylar ve çocuklar. İşte karşınızda dünyalar güzeli. Okyanusları aşıp gelmiş. Bizzat çiğ balık yiyerek beslenen. Deniz kızı Nalan. Thank you.
Hadi arkaya gel, arkaya. Hayır, gelemem. O zaman ben geliyorum. Hayır, sakın. Geliyorum. Hayır. İncigül, çabuk buraya gel. Hemen. Tamam anne ya. Geç şuraya. Bununla da 3000 eder. 3000 mi? 3000. Vay be. Emin misin abi? Mandrake numarası falan olmasın bu şimdi? İstanbul'u unut artık Murat, unut. Hepimiz artık buradayız. Murat, bana yarı canlandırdın dostum. Sen akıl etmesen belki de çoktan yola çıkmıştık. Yapma abi, hepimizin sayesinde. Belki de en çok ben korktum. Koca şehir. Ya bizi de yutarsa diye endişelendim. Ama Ramize, ona da destek olmak lazım. Ne de olsa o yalnız bir kovboy. Hepimiz öyle değil miyiz be abi? Vallahi sen olmasan şimdi İstanbul yolcusuydun. Harikasın Murat abi. Sen müthişsin ya. Hadi oradan be. İstanbul hayalin de artık başka bir ara kaldı. Aman Joker be. Ne var İstanbul'da? Peynir. Orada aşk alacaktık belki. Vallahi şükredelim halimize. Hep Murat'ın sayesinde. Olur mu arkadaşlar ya? Hep beraber başardık. Bütün borçlar ödendi sayılır. Üstelik bize de para kaldı. Oh. Yaşasın. Şampiyon! Şampiyon! Lay 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 lay. Şampiyon! Lay 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 lay. Dursun dediğine ne diyeceğiz bakalım? Hiç onu düşünen yok. Onun da bir çaresi var Deniz'e. Kesin, tamam. Ben bir an önce bankaya gidip borçları yatırım. Yatır yatır. Bir de paralara bir şey olur maazallah. Abi biz de gelelim. Yol arkadaşlığı yaparız. Hadi sana. O zaman. Kalk kalk. Salamdan versene. Geldim. Eline sağlık. İncigül, şu bardağı kaldırır mısın? Ay çok Boncuk, sen Fehmi Berber'e git. Arif amca tıraşa gidecekti. Sıra beklemedi. Tıraş mı? Hani gidecektin ya abi. Aa, hatırladım. Ya iyice uzadılar. Kesmek lazım tabii. Hadi fırla. Tamam, gittim bile. Abi telefonu versene bir. Yine ne çeviriyorsun Murat? Görürsün abi. Ha, Fehmi amcası. Geliyor seninki. Tamam. Ya biraz gülelim be abi. Usta geliyor. Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var. Fehmi amca bana mı çalışanı sulu limon?
Gel buraya. Ya ne oluyor? Ya ne oluyor ya? Ya bırakın, bırakın. Ya bırakın. Minik sıpa seni. Ya bırakın beni, bırakın. Saçları çok uzamış değil mi? Minik sıpa. Kesinme zamanı gelmiş de geçiyor bile. Biraz kusana bak var. Canım. Ya bıraksana. Dur, atla. Ah. Ağlıyor musun yoksa? Kim ağlıyor? Hı? Aa, bu. Hiçbir yere gidemezsin. Bırak ya, borcum var, gideceğim. Şşt, boncuk. Koşturmaya bak. Ne oldu amcası, çok mu korkuttun bizim? Çok fena, balık gibi çırpındı. Baksana korkudan otele saklandı. Çocuktur ya. Eşek şakası sizin yaptığınız. Yok abicim, haddini bilsin. Ders olsun bu ona. Ne öyle limon limon. Tamam tamam. Sen parayı almadın ki. Giderken düşürdün. Nereden biliyorsunuz? Koşarken yere düşürdün. Hı? Çarpıştığımız yerde düşürmüşsün. Ben de aldım. Hatta benim sana 1 lira borcum var. Anladım. Beni kandırdılar. Babama hiç yakışmadı. Biraz oturmak ister misin? Peki. Ya Murat, bardaki şu kadın gitti mi? Tabii ya, geçen sene çıkıyordu. Ha. İyi de nerede kaldı bu çocuk ya? Korkusundan otelden çıkamıyor. E bu kadın da hak etmedi zavallıca. Çocuğun yüreğine inmeden gidip alayım ben bari. Murat! Ne haber? Aa, iyidir abi, ne haber? İyiyim ya, ne olsun. Bence sen babana bu kadar çok kızmamalısın. Eminim seni üzmek istememiştir. Erkek adam böyle yapmaz. Ya. Ne yapar peki erkek adam? Olduğu gibi olur. Yani? Dürüst olur, mert olur, gururlu olur. Evet, doğru ama... Erkek adam kimsenin arkasından iş yapmaz. Bazen sevdiklerimizi üzmemek için böyle davranabiliriz ama, değil mi? Aa, sonradan üzüleceğimizi önceden üzülmek daha iyi. Seninle gurur duyuyorlardır. Annem mi öğretti sana bunları? Şampiyon hep böyle söyler. Şampiyon mu? Benim babam. Şampiyon mu senin baban? Şimdi gidip ona erkekçe hesap soracağım. Size borcum yok madem, gidebilir miyim? Dur. Dur, adını söylemedin. Dur, ben sana borcumu vermedim. Dur. Neredesin sen? Buradayım. Daha pazara gideceğiz. Patronça bir sürü şey istedi. Unuttun mu? Ha? Çık bakalım. Ben sana küstüm. Aa, neden acaba? Ha? Erkek adam numara yapar mı? Yapmaz tabii. Sen neden yaptın? Parayı orada düşürmemişim ki. Ya nerede düşürmüşsün peki? Turist ablanın orada.
bebeğim. Thank you.